Stretch yani sündürme. Bu derste şekli düzenlemenin en hızlı yöntemlerinden biri olan stretch yani sündürme komutunu öğreneceksiniz. Stretch komutu çizimin uç noktalarına basıp sürükleyerek şeklin biçimini değiştirmemizi sağlar. Ekranda basit bir parça çizimi bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi bu parça 6 birim uzunluğundadır. Diyelim ki çizimin uçlarını 6 birim daha uzatmak istiyoruz. Bunu yapmak için stretch komutunu çalıştırın. Stretch komutu Modify yani düzenleme panelinde bulunur. Komutu çalıştırdıktan sonra komut satırına bakın. AutoCAD'in kesişen pencere ya da kesişen nesneleri seçmemizi istediğine dikkat edin. Bu yüzden çizim alanında uygun noktayı tıklayın. Sol alta doğru sürükleyin. Burada önemli olan şudur. Sadece taşımak istediğiniz noktaları seçmelisiniz. Sağ tıklayarak pencereyi tamamladıktan sonra yeniden sağ tıklayın. Şekli sağ alttaki end point yani uç noktasından seçmek istiyoruz. Şekli sündürdükçe aslında seçim penceresinin içinde kalan noktaları taşıdığımıza dikkat edin. Şekli düz bir şekilde sündürmek istiyoruz. Bu yüzden ortaya açın. Ardından sağa doğru çekin. Altı birim değerini girerek Enter'a basın. Gördüğünüz gibi çizimin uçları uygun seçim alanı ve uygun komut kullanılarak altı birim uzatılmıştır. Şimdi bir değişiklik daha yapalım. Bu kez üstteki ucu 4 birim kısaltacağız. Bunu yapmak için boşluk tuşuna basarak stretch komutunu tekrar çalıştırın. Uç noktaları içine alan bir kesişen pencere oluşturun. Ardından sağ tıklayın. Şekli sağ üst köşedeki Endpoint yani uç noktasından alın ve 4 birim sola çekin. Enter'a basmadan önce ekrana bakın. Ölçüm işlemine ek olarak AutoCAD'in çizgideki uç noktasını da göz önüne aldığına dikkat edin. Çalışan nesne kenetlemelerinin size engel olmasına izin vermeyin. Enter'a basıp bu mesafeyi kabul edersek AutoCAD'in kafası karışacaktır. Çünkü aynı zamanda nesne kenetlemesini de göz önünde bulundurmaktadır. Bu yüzden biraz yukarı çıkarak çizgiden uzaklaşın. Ölçüyü girin. Ardından Enter tuşuna basın. Çalışan nesne kenetlemeleri konusunda her zaman dikkatli olmanız gerekmektedir. Çiziminiz üzerinde çeşitli denemeler yaparak konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi biraz uzaklaşarak ve çizim alanını kaydırarak diğer çizime gelin. Ekranda büyük bir dolabın çizimi bulunmaktadır. Stretch komutunu kullanarak bu çizimi düzenleyip daha küçük bir dolap tasarımı oluşturalım. Erase yani sil komutunu çalıştırın. Silmek istediğiniz kapakları seçin. Enter tuşuna basarak kapakları silin. Şimdi büyük çekmeceyi de silerek dolabın genişliğini değiştireceğiz. Aslında dolabın sağ tarafını sol tarafına doğru sündüreceğiz. Fakat geniş çekmeceyi silmeden önce çekmecenin sol üstündeki end point yani uç noktasındaki nesne kenetleme noktasını korumak istiyoruz. Bu nokta birazdan stretch komutunun bitiş noktası olacaktır. Bunu yapmak için uç noktada bir daire oluşturun. Oluşturduğunuz çember sadece hedef olarak kullanılacağı için radius yani yarıçap önemli değildir. Erase komutunu tekrar çalıştırın. Çekmece şekline ait tüm parçaları seçtikten sonra Enter tuşuna basın. Ardından sağ tıklayın. Stretch komutunu çalıştırın. Dolabın sağ tarafı ve 3 çekmeceyi seçim içine alın. Ardından yine sağ tıklayın. Alttaki 3. çekmecenin sol üstündeki Endpoint yani uç noktayı dairenin merkezine doğru sündürün. Gördüğünüz gibi işlem tamamlanmıştır sündürme işleminin bitiş noktası olarak sonradan oluşturulan hedef dairenin merkez noktası kullanılmıştır. Daireye ihtiyaç kalmadığından seçerek Delay tuşuyla silinmesini sağlayın. Tasarım pek kötü görünmüyor ancak bu küçüklükteki bir dolapta 6 çekmece yerine 3 çekmece koyulabilir. Bunu yapmak için ilk olarak başka bir hedef oluşturalım. Circle yani daire komutunu çalıştırın. Sol üstteki çekmecenin sol üst endpoint yani uç noktasını merkez kabul eden bir daire oluşturun. Erase komutunu çalıştırın. Soldaki 3 çekmeceyi seçin. Sağ tıklayın. Çekmece kuluplarının silinmediğine dikkat edin. Şimdi panelde Stretch komutunu çalıştırın. Çekmecelerin uç noktalarının etrafında kesişen bir pencere oluşturun. Ardından sağ tıklayın. Uç noktalarından dairenin merkezine doğru sündürün. Son olarak daireyi seçin. Delete tuşuna basarak silin. Gördüğünüz gibi Stretch komutu en güçlü düzenleme komutlarından birisidir ve düzenleme esnasında oldukça etkili olabilmektedir.